Evet, herkese merhaba. Bugün 8. Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali'nin yönetmen söyleşilerine devam etmekteyiz. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'na seçilen Gaz kısa filminin yazarı ve yönetmeni Utku Çırak bizlerle. Utku, seni ve ekibini öncelikle tebrik ediyorum seçkimize girdiğin için, bu festivalde bizimle olduğun için. Ufak bir söyleşi gerçekleştireceğiz kendisiyle. Birkaç tane sorum var sana. Öncelikle şeyle başlamak istiyorum. Filmde hem senarist, hem yapımcı, hem de yönetmen olarak görünüyorsun. Birden fazla şapkan var gibi görünüyor. Bu farklı departmanlar aslında bunlar tabii ki. Bunların farklı farklı iş kollarıyla uğraşmak, bir kısa filmi hayata geçirirken nasıl bir deneyim oldu senin için? Üç farklı sorumluluk alanından da bahsedebilir misin? Birbirleriyle ilişkisi nasıl oldu bunların? Senaristlik, yönetmenlik ve yapımcılık. Aslında zaten şöyle bir durum var. Özellikle ilk filminizi çekiyorsanız bu biraz kader gibi bir şey oluyor. Yani senaryo ve yönetmenlik zaten çoğu projede ilk filmini yapan yönetmenler için, özellikle bağımsız üretim yapan yönetmenler için kaçınılmaz bir durum oluyor aslında. Ve bunun yanına yapımcılık da ekleniyor bir noktada. Benim filmimin aslında bir ortak yapımcısı var. Ama daha çok maddi yükümlülük adı altında bir ortak yapımcısı var aslında. Onun yanı sıra sinemasal yapım kısmını, festival dağıtım kısmını ve özellikle prodüksiyonun organizasyon kısmını yine ben üstlenmek durumunda kaldım. Ama ikimiz gayet bu paslaşarak bir şekilde götürmeye çalıştık aslında. Tabii ki bu farklı başlıklara ayrılması ve iş yükünün artması çok zorlaştırabiliyor bir şeyleri. Çok ağır bir yük verebiliyor aslında proje içindeki yönetmene. Ama aynı zamanda çok öğretici de olabiliyor tabii. Senin için bayağı iyi bir deneyim oldu anladığım kadarıyla. Üç farklı alanda çalışıyor olmak. Şeyi merak ettim. Peki Gaz'ın fikir aşaması nasıl gelişti? Nasıl bir motivasyonla senaryoyu yazdın? Başlamadan önce ne gibi hedeflerin vardı? Seni heyecanlandıran noktaları nelerdi projenin? Gaz'ın fikir aşaması şöyle gelişti aslında. Ben edebi noktada çok çok içerlediğim ve çok etkilendiğim birkaç referans var aslında. Bunlardan biri Gölgesizler'di mesela. Hasan Ali Toptaş'ın Gölgesizler romanı. Orada aslında bir taşra fikri, devletin ulaşamadığı bir taşra fikri ve aslında o taşra fikrinin büyülü gerçekçi bir üslupla yansıtılması beni çok etkilemişti ilk okuduğumda kitabı. Ve biraz aslında hem Avrupa sinemasında hem de Türkiye'de yeni denemeleri başladığı bir süreçti aslında o süreç. Hatta çok iyi hatırlıyorum işte Tolga Karaçelik'in Kelebekleri o dönemde çıkmıştı mesela. Onu da gördüğümde o da benim için bir yol haritası oluşturmuştu. Ayrıca yakın zamandaki politik süreç, özellikle bizim 2013-2014 süreci, toplumsal süreç, Gezi Parkı direnişiyle birlikte aslında bazı şeyleri ele almak ve bazı şeyleri anlatma adına bir taşra ya da bir kırsal bölgesinden yola çıkarak sembolik bir dil kullanmayı tercih ettim aslında. Maske de orada bunu sağlamaya çalışmama doğru beni götüren bir simge oldu, bir sembol oldu aslında. Çok keyifli. Ben de ilk sanırım kurgu aşamasında ilk izleyenlerden biriydim yanlış hatırlamıyorsam. Seninle bir o dönem konuşmuştuk. Gerçekten sinematografisi anlamında, kullandığın o sembolik dil anlamında festival takipçilerinin de ilgisini çekeceğini tahmin ediyorum. Çok tavsiye ediyorum gerçekten. Enteresan bir çalışma. Emeklerinize sağlık bir kez daha. Oyuncularla çalışma sürecini merak ediyorum. Oyuncularla nasıl bir ön hazırlık gerçekleştirdiniz? Aynı merak ettiğim şeylerden biri de sanat yönetmeni ve görüntü yönetmeniyle çalışmaların. Biraz bunlardan bahsedebilir misin kısaca? Tabii ki. Aslında oyunculuk kısmı ilk soruyla çok bağlantılı. Çünkü benim o konuda çok tecrübesizliğim oldu aslında. Ben çok fazla prova çalışması yapamadım oyuncularla sete girmeden önce. Ve genellikle de birçok sahneyi eş zamanlı ele almak zorunda kaldığımız için takvimin dar olmasından dolayı
Çok fazla da take alamadık aynı zamanda. Yani genelde 4-5 take'te sahneyi çekmek zorunda kaldık. Ve bu da belli oranda aslında belki bir şeyleri düşürmemizi sağladı. Yani duyguyu düşürmemizi sağladı ya da farklı şekilde. Belki filmin iç temposunu düşürmesini sağladı. Aslında oyuncu yönetimi konusunda benim oyuncu yönetimi belki de benim filme baktığımda en çok eksik gördüğüm şeylerden biri aslında bir öz eleştiri yapabilecek olursam. Onun yanında ikinci olarak ne sormuştun? Onu Sanat şu an yönetmeni. Çünkü sanat yönetimi. kostümler, aksesuarlar çok enteresan. Onunla çalışmanızdan da biraz bahsedebilir misin? Evet, sanat yönetmenimiz bizim zaten aslında Gaz benim Akdeniz Üniversitesi'nden mezuniyet projemdi güzel sanatlardan. Ve ekibin büyük bir kısmı zaten Akdeniz'den oluşuyor. İletişim Fakültesi ve güzel sanatlardan. Ve sanat yönetmenimiz de Doğan Can'dı. O da İletişim Fakültesi'nden bir arkadaşımızdı. O süreci çok titizlikle götürmek zorundaydık. Çünkü aslında filmin en çok yatırım yapılan, hem maddi hem manevi en çok yatırım yapılan kısmı orası aslında. Dolayısıyla hem sanat yönetmeni hem yardımcı yönetmen hem de benim koordineli bir şekilde çalışmamız gerekiyordu ön hazırlık aşamasında özellikle. Ve tabii ki biz aslında sete girmeden bir iki buçuk ay öncesinde ön hazırlık aşamasını başlattık diyebilirim en azından. O maskelerin bulunuş sürecini işin içine katacak olursam eğer ki o çok eziyetli bir süreçti aslında benim için. Yani çok zor oldu o tek tip 15-20 tane maskeyi bulmak benim için. Görüntü yönetmeni benim çok çok yakın bir arkadaşım Volkan aynı zamanda. Onunla yine aynı şekilde ön hazırlık sürecinde çok fazla fikir ortaklığımız oldu, fikir birliğimiz oldu. Ben biraz daha şeyi tercih etmeyi seviyorum aslında. Sinematografiyi ortak bir şekilde oluşturabiliriz ama sinematografi dışındaki daha teknik detayları biraz daha beraber çalıştığım kişiye güvenerek aslında biraz orada özgürlük alanı sağlamayı seviyorum karşımdaki insana. Volkan'la da çalışmamız bu şekilde oldu aslında. Yani biz sete girerken ne çekeceğimiz, planlarımız, sinematografimiz tamamen belliydi. Yalnızca küçük değişiklikler yapıldı. Onlar da tamamen görüntü yönetmeninin sorumluluğuyla yapıldı aslında. Teşekkür ederiz paylaştığın ayrıntılar için. Şeyi merak ettim istemeden. Maskeler şimdi nerede? Hani bir kısa film çekeriz ve bittikten sonra malzemeleri elimizde kalır ya böyle birbiriyle alakasız pek çok şey. Maskeleri ne yaptınız? Şöyle, ben maskelerin bir kısmını birkaç kişiye hediye ettim. Geri kalan kısmı da bende duruyor şu anda. Tamam. Çünkü onlar üzerine farklı şeyler de düşünüyorum aynı zamanda. İşte bir fotoğraf sergisi tarzı bir şey de düşünüyorum aslında. Aynı zamanda fotoğraf alanında da çalışmalar yapıyorum. Önemli bir kısmı hala bende duruyor aslında. İyi ki sormuşum o zaman. Arkasından kreatif bir şey daha öğrenmiş olduk seninle ilgili. Ben böyle hani belki enteresan bir şey çıkar diye iyi ki sormuşum. Çok güzel. Peki bir de post prodüksiyonla ilgili sorularım var. Kurgu sürecinden bayağı kurguya uğraştığınızı biliyorum. Kurguyla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptığını biliyorum. Biraz o süreçten, belki biraz renk, ses tasarımlarından bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim. Aslında post prodüksiyon süreci bizim için en zorlayıcı süreç oldu. Çünkü şöyle bir tuhaflık oldu aslında projede. Biz filmi 2019'da çekmiştik ve insanların aslında en çok şaşırdığı kısmı çünkü insanlar filmi izlediklerinde çok şu an içinde bulunduğumuz döneme dair bir referansta bulunuyorlar genelde pandemi dönemine dair. Ama işin ilginç yanı şu aslında biz pandemi ya da korona daha çok daha önce çektik filmi. Ve sonrasında post prodüksiyondaki birçok aksaklıktan dolayı aslında 2020'nin sonlarında çıkmış oldu film. Benim mezuniyet projem olduğu için ben aslında bir ham kurgu, ses tasarımı kalır ve her şeyi hazırlayıp tam bir post prodüksiyon yapıp okula vermek zorundaydım filmi. Öyle yaptım. Ama devamında düzeltmek istediğim çok fazla şey vardı yaptığım halihazırda kurgu üzerinden. Onların başına oturduk teker teker. Tabii araya korona gibi bir süreç girince çok fazla aksadı iş hem maddi açıdan hem süreç açısından. Yani nereden bakarsan bizim post prodüksiyon sürecimiz bir yıla yakın sürdü maalesef.
Ama bir taraftan da iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz dinlendire dinlendire gitmiş olduk aslında filmi. Yani böyle 4 ay sonra oturup tekrar izleme fırsatımız oldu mesela ve 4 ay sonra daha farklılaşan fikirleri de uygulama fırsatımız oldu aslında post prodüksiyon kısmında. Güzel. Bence post prodüksiyonu hiç aceleye getirmemek her zaman en doğru karar. Bence gayet iyi bir sonucu olduğuna ve çok ciddi bir deneyim kazandırdığına eminim size. Tamam, peki bir şeyle ilgili, filmin sonuyla ilgili aslında şimdi birazcık daha böyle kreatif alana geçmek istiyorum. Belki bunlara cevap vermemeyi tercih edebilirsin tabii ki. İzleyiciye bırakmak isteyebilirsin öyküyle ilgili yorumlamayı ama ben bir sergide Tekinsiz Kısalar başlığıyla 3 tane korku kısa filmi çözümlemiştim. Onlardan biri de Gaz'dı. Orada da hani böyle filmler üzerine düşünürken ederken işte bu filmle ilgili de en sonunda bir soru çıkmıştı karşıma. O soruyu sana sormak istiyorum. Cevap vermemeyi tabii ki tercih edebilirsin. Sormuş olayım diye sadece. Bununla ilgili senaryoyu yazarken bir şey özellikle düşünüldü mü ya da orada bir gönderme var mı diye merak ediyorum. Gül Ana'nın öldürülmesine sebep olan, yüzü yara bere içinde olan bir bebek var söylentilerde duyulan, konuşulan. Ve o bebekten bir daha sonra kimse bahsetmiyor Gül Ana'nın başına gelenlerden sonra. O bir kız çocuğu muydu, oğlan çocuğu muydu? Ben oğlan çocuğu gibi hatırlıyorum ama o bebeğe ne oldu ya da o bebeğin ya da Gül Ana'nın yanında getirdiği o çocuğun daha sonra hikayenin devamında kayıplara karışmasıyla ilgili senaryoda bir referans var mı? Acaba bizim şu an izlediğimiz realitedekilerden biri Gül Ana'nın oğlu olabilir mi gibi ya da o çocuk olabilir mi diye bir düşündüm. Bununla ilgili bir şeyler, bir referanslarınız var mı senaryoda ya da senin söylemek istediğin bir şey? Şöyle aslında bir senaryonun üzerinden çok çakez geçtik aslında bu konuda aynı zamanda. Hatta bu benim de bireysel anlamda çok çok kafa yorduğum bir durumdu özellikle senaryo aşamasında. Orada biraz daha şeyi uygulamak istedik aslında ya da seyircinin o duyguda olmasını istedik aslında. Gül Ana hikayesinin gerçekliği ya da gerçek olmayışı arasında seyircinin daima bir tereddütte kalmasını çok önemsedik aslında duygu olarak. Gerek Gül Ana hikayesi gerek bebek figürü üzerinden aslında orada biraz daha dramaturjiyi arttıracak bir mit yaratma üzerine biraz daha o fikri kurgulamaya çalıştık. Ve onu da biraz daha gizemi arttırma uğruna daha az detay verme üzerine kurgulamaya çalıştık aslında. Evet, ben de işe yaramış o zaman. Çünkü ben de böyle bir soru işaretleri gerçekten çıktı. Peki şey, filmin sonuyla ilgili, filmin festivallerde pek çok festivale gösterildiğini biliyorum. İzleyiciden gelen tepkiler nasıl? Yönetmen olarak nasıl dönüşler alıyorsun? Onu son kez sormak istiyorum kapatmadan önce. Seyirciden genel olarak olumlu geri dönüş alıyoruz. Aldığımız olumsuz geri dönüşler de var tabii ki. Onları da çok oturup dinleyip aslında bir şekilde öz eleştiri yapmaya çalışıyoruz o noktada da. Özellikle benim hoşuma giden, en çok hoşuma giden nokta aslında seyircinin bir şekilde filmden kopmayışı oluyor. Yani seyircinin bir şekilde filmle bir özdeşleşme yaşayıp, ya da özdeşleşme çok doğru bir kullanım olmayacak belki ama filmle bir bağ kurup aslında filmi gerçekten yaşıyormuş hissini hissetmesi oluyor aslında. En çok olumlu geri dönüş belki de. Beni en çok sevindiren şeylerden biri. Yurt dışında da, yurt içinde de genel olarak buna dair çok fazla geri dönüş aldık. Onlar çok sevindirdi bizi. Sinematografi açısından çok olumlu geri dönüşler aldık. Görüntü yönetmenime de aynı zamanda orada çok iyi bir aslan payı vermem gerekli aslında. Gerçekten onun çok titiz çalışması olmasa ve yardımcı yönetmen ekibinin, hatta bütün set ekibinin titiz çalışması olmasa aslında belki de birçok şey daha eksik olacaktı aslında. Onlara çok şey borçluyum aslında. Genel olarak çok iyi geri dönüşler aldık aslında hikaye açısından. Fikrin nereden çıktığına dair çok fazla soru geliyor. Onları açıklamaya çalışıyoruz bir şekilde. Özellikle yurt dışındaki festivallerde yurt dışındaki seyircinin çok daha fazla ilgisini çekiyor fikrin nereden çıktığı hikayesi. Orada da biraz daha bizim için aslında filmin kendi içerisindeki hikayeyi anlatırken aynı zamanda da
içerisinde bulunduğumuz toplumun yakın politik tarihini anlatmak için de bir fırsat oluyor aslında o sorular. Çok güzel. Bir kez daha seni ve ekibini kutluyorum böyle güzel bir işe imza attığımız için. Son olarak festival takipçilerimize iletmek istediğin, bizi online izleyecekler, filmlerine online olarak erişecekler. Sanırım bir kısım fiziksel gösterim de olacak. İzleyicilere iletmek istediğin son bir şey var mıdır acaba kapatmadan önce? Şöyle, ben çok mutluyum Uşak Film Festivali'nde olduğum için. Bizim özellikle kısa filmle uğraşan insanların çok değer verdiği bir festival, Uşak Film Festivali. Özellikle sinemacıları telif konusunda çok fazla özen gösteren festivallerden biri. Hatta ilklerden biri aslında Uşak Film Festivali. Bu yüzden çok değer veriyoruz o festivale. Seyircisini de çok seviyoruz. Ben geçen sene, iki sene önce Uşak Film Festivali'nde bulunmuştum seyirci olarak. Seyircisi de çok kıymetli bir festival. Keşke fiziksel olarak bir arada olsaydık aslında ama olsun artık. Bu dönemde bu şekilde ilerliyor. Onlara tamamen hepsine çok iyi seyirler diliyorum. Çok güzel filmler, çok güzel seçkilerle birlikte. Umuyorum daha güzel günlerde görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Bir kez daha seni ve ekibini kutluyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Sertaç. Görüşmek üzere.